Peki. Şimdi senin oyundan bahsedelim. Sen nasıl böyle bir cüret gösterdin? Yani cüret ve cesareti daha cüret tarafından öyle. Ya aslında çok vicdani bir şekilde yola çıktım. Yaşarken babamı çok onure etmediğimi fark ettim. Öyle değil. Hepimiz biliyorduk sen çıktığında babanın ismini falan ve sen o kadar çok söylemeseydin belki de. Yani ama peki. O şöyle ikimizin arasındaki bağ, baba kız bağını bir süre kaybetmiştik ve o 3 senelik zarfta da ben her şeyi babamdan öğrendim aslında ve bunu unutmuştum. Yani o dünya düzenine ve içindeki bulunduğum şöhrete kendimi kaptırıp aslında bunun babamın bunda ne kadar etkisi olduğunu, 3 yaşında 5 yaşında o ut çalarken onu dinlediğimi, müziği ondan öğrendiğimi biraz unutmuştum. Ve kendimi de böyle şeye kaptırdım. Şöhret işte ne kadar ay işte ne kadar çok konser veriyorum, ne kadar çok para kazanıyorum. Ve babama kızgınlıklarım ve küskünlüklerim vardı. Dolayısıyla babamı zikrediyordum ama babamı onure etmiyordum. Arada fark var. O yüzden babamı öldükten sonra hiç olmazsa, çünkü çok koydu ve panik atak hastası oldum babamı kaybettikten sonra. Ve bir kız çocuğunun hayatında baba gerçekten çok başkaymış. Bunu da onu kaybedince anladım. Onunla çocukluk anılarımızı anlatmaya karar verdim. İşte müziği nasıl öğrendim? O bana nasıl kızdı genç kızlığımda? İşte akşamüstü 5'te bütün arkadaşlarım çekirdek çiğdem çitlerken ben nasıl olur da böyle balkonda oturup beni aşağıya bırakmazdı ve ben çok kızardım. Hani klasik baba kız hikayesinden. Ama bizim hayatımızda aslında ne kadar önemli olduklarını, ne kadar kıymetli olduklarını bir vefa borcu olarak bunu yapmak istedim. Evet, belki bir cüretti ama bir anda da bir cesaretti. Tek başıma çıkıp hem babamı hem kendimi hem ona yaptıklarımı, annemle babamın nasıl tanıştığını, babamın annemi nasıl kandırıp da kaçırdığını falan. Böyle arada da şarkılar, türküler, ozanların türküleri. Saz ekip. Ama senin böyle bir oyuncu kumaşın var ve bunu ispatlamışlığın da var. Zaten sinemada. Evet, ama bu tiyatroda tek kişilik oyun hakikaten cüret. Yani değme oyuncunun başlarken bayağı ruhuna korku salacak bir şey hakikaten. Evet, peki sence başarılı oldu mu? Şimdi ben gelip izleyeceğim. Ama sen hemen turne yapmaya da başladın. Şöyle başarılı olup olmadığını ben de henüz bilmiyorum. Kaç tane oldu şu ana kadar? Şu anda 2 tane oynadım. Güzel, tamam. Şimdi Afyon'a gidiyorum. Ondan tamam. Sonra ne zaman Afyon'da? Cuma günü gelip Afyon'a izleyeceğim gidiyorum. İçin değil. Afyon'a kadar gelmeyeceğim. Cuma Afyon'a gidiyorum. Tamam. Ondan sonra Sakarya'ya gidiyorum. Kırklareli'ne gideceğim. Of. Adana'ya gideceğim. Mersin'e gideceğim. Ana. Ordu, İskenderun, bütün buralarda şu anda doldu biletlerimiz. Gelip seyredecekler. Ben orada bir barışma hikayesi anlatıyorum. Aynı eski tiyatrocular gibi. Evet. Hemen oyunu turneye çıkarırlar. Evet. Ondan sonra da rüştünü ispat eder. O oyuncular öyle sağlam bir moralle dönerler ki İstanbul'un zor seyircisine karşı diye oynarlar. Ben de onu yapmak istedim. Bravo. Şimdi Anadolu turnesi. Dedim ki önce Anadolu'dan başlayalım. Çünkü ben burada bilet satamam. Anadolu'ya gidelim. Niye satamıyorsun ayol? Yani şöyle, şimdi çok ön yargıyla gelecekler. Acaba yaşım salkım ne anlatacak? İşte acaba zaten o kadar çok şeyi bildikleri zannediyorlar ki. Ben orada bilmedikleri bir şeyi önce Anadolu'ya, bizi özleyen, bizi göremeyen, bize çok ihtiyacı olan insanlara gidip onlarla birebir gözlerinin içine bakıp evet ben yaptım, benim yaptığımı yapmayın ama ben bu haltı yedim. Bu da böyle oldu. Çok ve güzelmiş. Çok güzelim, çok mutluyum. İşte evet kendimce. Bu oyun mu seni gençleştirdi böyle, makyaj mı? Teşekkür ederim. Çok güzel makyaj yaptı. Çok teşekkür ediyorum burada gerçekten. Hayır ama bu ne kadar makyaj yapılsa olmaz. Bülent Ersoy mesela 16 saat falan kalıyor. Yani. Ben çok boyanmayı sevmiyorum. Estetiği de sevmiyorum. Yapmıyorum. Ama estetiğin yok galiba. Yok, hiç estetiğim yok. Alnında da mı yok? Hayır, hiç yok. Hiç yapılmadı mı? Daha önce botoks yaptırmıştım alnıma. Ama onlar geçti artık. Geçti, bitti tabii. Hiç yok artık. Yani kaç sene olmuştur botoks yapalı? 1,5-2 sene oldu. Evet. 2 senedir hiçbir şey yok. Artık yapmaya ihtiyacın yok. Yok, istemiyorum zaten. Evet, yapma. Bunlar çok güzel. Seviyorum ya. Yani vücuduma da baktığımda hiçbir şey yaptırmak istemiyorum.
Dikiş izlerimi de seviyorum. Hakikaten mi vücuduna baktığın zaman hiçbir şey yaptırmak istemiyorsun? İstemiyorum, hayır. Allah Allah. Böyle seviyorum kendimi ve böyle de çok mutluyum. Ben vücuduma baktığım zaman çok şey yapılması gerekiyor ama hiçbir şey yapılamaz diye düşünüyorum. Yani aslında hani şey gibi geliyor bana, estetiğe karşı değilim. İnsanlar kendilerini gerekli olduğu zaman belki bir takım şeylerini düzeltmek isteyebilir ama ben kendimi oyunculuğa adayacağım için artık bu oyunculukla ve şarkılar söyleyerek beni olduğum gibi yaş alarak yaşımla birlikte kabul etmelerini istiyorum. Ulan ne acayipmiş ya. Değil mi? Yani hani kolay bir şey değil hani böyle evet. Tak tak tak. Yeşim her zaman çok cesurdu zaten. O yüzden sen orada gizliden madem sen randevu vermiyorsun. Ya şimdi bana bedavadan şurada bir hemen bir yıldıza mıldıza filan onun için. Bu arada Köf'ün şarkısında biliyorum. Evet. Ah çok iyi. Her an aklımda her kıvrımın. Kıvrımın mı? Evet. Aa, sen sanmasınlar asla. Çok seni benden ayrı. Her kıvrımın, her savrulur, savrulur saçlarında hayatım. Seni sorsunlar tam hangi bana. Doğdun? Hangi bir tek ben anlarım. 12 Nisan. 12 Nisan. İyi oradan bir takılsana ablacığım. 12 yani Nisan. Yani şöyle. Oyun mesela oyun ilk ne zaman oynandı? Ah mesela evet. Oyun ilk ne zaman oynandı? Çok önemli. Ne bileyim ben dün yediğimi tuttum ya evde bir demek yapayım. Aralık ayı mı Kasım ayı? Bizim Richard'a bakabilir misin? Biz çok iyi gidiyoruz şu anda ama yine de yani uzun ama vadeli görünüyor. Ama Richard'da 17 Kasım'da başladık biz. 17 Kasım'a bir bakmak mümkün. Çünkü şeye de bakıyor. Ha. Yani sen de çocuğu söyle. Ondan sonra. Gerileme olmadan önce ama ben projeyi hayata geçirdim. Evet çünkü Yeşim dikkatle ediyor böyle şeyleri. Ben dikkat ediyorum. Hande'yi takip ediyorum çünkü. Neye göre geçirdin? Şimdi bu Merkür bir iki ileri bir geri bizi manyak etti ya. Hani oğluna gidiyor oradan başlamadan çıkıyor. 29 Aralık başlamadan evet. Önce başlatmış aynen olur. O zaman başlattım yani. Bence ben. Çok da güzel yapmış. Proje o zaman başladı. Ondan sonra da oynamaya başladık. Yani mesela 300 kişilik salon 300 tane bilet satıyoruz. Şimdi 200 kişi, 250 kişilik salon, 200 tane bile bence zaten insanlar hani benim için oraya 40 kişi, 50 kişi de gelse o 40-50 kişiye çıkıp ben bu hikayeyi anlatmak istiyorum. Tabii. Benim için önemli olan böyle bir müzik bir gidecek. Canlı orkestra var mı? Var, 3 kişilik aynı orkestra güzel. Var, evet. Ne var? Ve orada bir keyboard götürüyoruz, bas gitar. Bazen saz oluyor, bazen saz olmuyor, işte davul oluyor. Peki oyun için bestelenen şarkılar mı yoksa... Seda Akay'ın babam için yazdığı Boş Ver Baba diye bir şarkı vardı babam hayattayken. Ben bir Balkan albümü çıkartmıştım. O Balkan albümünde de Boş Ver Baba diye babamı düşünerek yazdığımız, hastalanmıştı yine bir felç geçirmişti. Bir şarkı vardı, o şarkıyı okuyoruz. Türküler söylüyoruz, sanat müziği söylüyoruz. Benim şarkılarımı söylüyoruz. Herkes gün sonunda... Bensu muhteşem Fransızca şarkılar söylüyor ve gitar çalıyor. Vay. Ben kabareyi açtığım zaman geldi dedi ki Okan çok güzel bir yer yaptın. Ben burada dedi gitar çalacağım ve Fransızca şarkılar Fransızca şarkılar söyleyeceğim dedi. Ben masadan kalktım ve ondan sonra hiç arayıp sormadım. Çünkü ben kabare yeni açılmıştı. Kabarenin batmasını istemiyorum. O çok güzel söylüyor. Orada bir sorun. Yani kabare böyle bir giriş yapsaydı çıkamazdı. Ben yani. Buraya proje yazdım. Yani iki kişilik bir oyun yazdım. Müzikli. Ve götürdüm. Oo çok güzel çok güzel. Fransa telefonlara kendisi çıkmadı. Çok uzun yıllardır yani ne kadar 50 yıldır filan değil mi? Şehir tiyatrosunda olduğu için. 35 sanıyor, yıl. Bak işte 35 neredeyse. Yani. Sanıyor ki bütün özel girişimlerde şehir tiyatrosu gibi yani. Ne demek ben değil. Özel tiyatro da yapıyorum. Yapıyorsun ama şeyi bilmiyorsun. Biz nasıl onu küçük bir yerde seninle yapalım mı Fransızca şarkılar? Valla olur. Yani güzel neden olur. Olmasın? Söyleyelim. Benim güzel Fransızca, İngilizce, Türkçe yüze yakın bir repertuarım var. Ben İspanyolca okuyorum, İtalyanca okuyorum. Harika, ne güzel. Böyle güzel bir şey yapabiliriz. Şu an ben de size gün tane... belirlerim, mis gibi olur. Sen tabii istiyorsun gruba. Yo ben duymak sadece istiyorum. Gitar var sandım. Sen öyle şey yapınca gitar gelecek. Yok. Hayır, canım, ben öyle bir şey yapınca öyle bir şey yok. Beyazıt'ın programı olsaydı hemen gitar evet. Gelirdi. Ha, değil mi? Evet. Şuradan şey dökülürdü, gül yapraklar falan kadın ama... Kadın işi olur, fena mı olur? Bence de süper olur. Ha? Evet. Thank you.